hoş geldin. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. 2 yıl aradan sonra İzmir Enternasyonel Fuarı kapısını açacak. 90. yılı hayırlı olsun diyoruz. Biraz sonra program startını alacak. Neler söylemek istersiniz fuarla ilgili? İzmir Fuarı zaten İzmir'in sembolü olan bir organizasyon. Geçtiğimiz yıl biliyorsunuz pandemi dolayısıyla daha doğrusu bir 2 yıl ara verdi. Şimdi bu sene onun heyecanını duyuyoruz şu anda, açılış heyecanını. İzmir Fuarı aktivitesiyle, bilim ve iş dünyasının katılımıyla çok da aktif durumda şu anda. Evet, uzun bir aradan sonra tekrar kapılarını fuar, İzmir Fuarı açıyor. Hayırlısı olsun İzmir'e. Bildiğiniz gibi uzun zamandan beri bir pandemi dönemi geçirdik. Pandemide insanlar çok kapalı kaldı. Umarım bu fuarla birlikte insanlar biraz daha şehir merkezinde bir rahatlar, bir nefes alır, daha fazla sosyalleşir. Hayırlısı olsun hem iş dünyasına hem de İzmir halkına. Valla 43 yaşındayım. İzmir Fuarı, İzmir olan herkes için anılarla doludur. Burada olmak, her yıl burada tekrarını yaşamak bizim için büyük bir keyif. İzmir Fuarı bu anlamda kıymetli ve korunması gereken bir fuar. 90. yılını kutluyoruz, bu sene açılıyor, başlıyor. Gerçekten bizim çocukluğumuzda fuarlara bir özlem vardı. Fuarlar beklenirdi. Bunları geleceğe aktarmamız lazım, çocuklarımıza aktarmamız lazım. Çok güzel etkinlikler. İnşallah pandemi sürecinde kutlayamadık. Bundan sonraki fuarlarımız daha iyi olur, daha güzel olur. Pandemi de geçer, aşılanmayla beraber pandemi etkileri azalır. Daha güzel fuarlar yaşarız. Ben bu fuarımızın işte iş dünyasına, siyasete, sanatçılarımıza hayırlı olmasını diliyorum. İzmir Fuarı tabii geleneksel enternasyonel fuar bizim için ve İzmir için çok önemli. Bu yıl 90.sı düzenlenecek. Ben başta Büyükşehir Belediye Başkanımız, İSFAŞ ekibine ve bütün görevli arkadaşlara, katılımcı firmalara, bütün konuklara teşekkür ediyorum. Biz de heyecanlı açılışı bekliyoruz. Vallahi çocukluğumuzun fuarı burası. Bugün konuştuk da ben üniversite öğrencisiyken her sene yazın fuarda görevliydim, çalışıyordum. O günlerden bugünlere tabii çok şey değişti. Geçen yılki hastalık nedeniyle de maalesef kutlayamadık fuarı. Ancak bugün bir arada olmak bizim için çok keyifli. Çok güzel bir fuar olacağına inanıyorum. Keyifli bir gün, keyifli bir yıl olsun diyelim başlangıçta. 90. yılını kutlayacağız. 90. kez kapılarını açacak. Bizim daha önceki dönemlerde, bizim küçüklüğümüzde, gençliğimizde eskiden fuara giderdik. Yani ben Denizli'de büyüdüm. Yazın fuara gidiyoruz, İzmir'e gidiyoruz demezdik. Fuara gidiyoruz derdik. Şimdi bugün de o havayı gördüm ben. Oldukça kalabalık, oldukça katılımlı, oldukça keyifli. Ana sponsoru olmaktan büyük onur duyduğumuz bir organizasyon. Bundan önce yine 3-4 sene ana sponsorluğunu yapmıştık. Geçtiğimiz yıl pandemiden dolayı bir ara vermiştik. Bu yıl yine hareketlendi. Seneye çok daha güzel olacağını düşünüyorum. İşte Migros'la birlikte, Migros'un da fuara katkıları çok, sağ olsunlar. Fuara katkı veren bütün firmalara ben İzmir adına teşekkür ediyorum. Uzun yıllardır destek verdiğimiz İzmir Enternasyonel Fuarı'nda bu yılda etkinlik sponsoru olarak yer aldık. Ana sponsor Folkart, Mesut Bey'in de söylediği gibi. İzmir'in sosyal, kültürel ve ekonomik hayatına katkıda bulunan bir şirket olarak İzmir Enternasyonel Fuarı'nın bu sene herkese hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Emeği geçen çok fazla insan var. Herkesin emeğine sağlık. İzmir Fuarı 90. yılını kutluyor. Tüm Türkiye her zaman İzmir Fuarı'na bir aylık bu yenilikleri görme, sanatçıları izleme için İzmir'e gelir. İzmir bir Avrupa kenti gibi. Her zaman beklenen, özlenen ve şu anki mesela 40 yaşındaki bir çocuğun İzmir Fuarı ile ilgili bir şey sorduğunda merakla beklediği günlerdi. Merhaba arkadaşlar. Yani çok heyecanlıyız tabii. 90. yıl olağanüstü güçlü bir kök, olağanüstü güçlü bir tarih. Büyük heyecan yaşıyoruz. Tarihi bir heyecan. Gönül istiyordu ki tabii çok daha uluslararası katılımı da, ulusal katılımı da çok daha zengin olsun ama biriktiriyoruz. Gelecek sene inşallah çok daha görkemli bir şey yapacağız. Çok kısa başkanım, sizin de fuarla ilgili bir anlamınız var mı? Şu anda çocuklukta işte hep yani herkes gibi bir o Amerikan pavyonuna giderdik, oradan broşür toplardık. Oradan koşa koşa Sovyet pavyonuna giderdik. Onlar ne yapmışlar uzay teknolojilerinde, karşılaştırırdık filan.
Büyük heyecanlardı. Aynı heyecan. Teşekkür ediyorum. 90. yıl hayırlı olsun inşallah. Sağ ol. İzmir Enternasyonel Fuarı'ndayız. 90. kez sevgili izleyenler kapılarını açtı. Malum 2 yıldan beri sevgili izleyenler pandemiden dolayı fuarımız kapalıydı. Herkes evindeydi ve şu anda şöyle bir Feruk kardeşim gösterirse bakın görmüş olduğunuz gibi insanlarımız bu tabloyu çok özlemiş. Kimisi şu anda çekirdekleri çitliyor, kimisi çocuklarını götürüyor, kimisi çimlerde oturuyor. Kimisi şu anda sevgili izleyenler akşamleyin güzel bir konser olacak onları bekliyor. Tam bir sevgili izleyenler şöyle sağa sola baktığımız zaman buram buram bir tarih kokuyor. Bakalım şehrin nabzı programında bu güzel tarihi, nostalji İzmir Enternasyonel Fuarı'nda bizleri ve sizleri bu güzel ortamda neler bekliyor olacak hep birlikte izleyelim. Öncelikle bir anlatın bu tabloyu özledik mi? 2 yıldır fuarımız... Özledik, özledik. Evlerde tıkılı kaldık. Biz alışkınız İzmir halkı olarak bu fuarımıza. Fuara geldiğiniz zaman ailenizle nasıl bir keyif yaşardınız? Çok soğuk. Nasıl bir keyif yaşardık? Evden çocuklarımızdan geleceğimiz zaman fuar bir ay açık kalıyordu. O bir ay içinde muhakkak Zeki Müren'e gelirdik. Gölgazinos'a Muazzez Abacılar'a gelirdik. İbrahim Tatlıses'lere gelirdik. Yani çoğu sanatçılara gelirdik. Ama evden de her şeyimizi hazırlardık. Değil mi? Çocuğumuz yolumuzdan böyle parkın içinde yemeğimizi yirdik. Gezer dolaşır evimize giderdik. Özlediniz mi fuarı? Özledik, bayağı özledik ya. Nasıl bir ortam var fuarda? Çok güzel. Baktık dolaştık bayağı iyi. Kilo almaya müsait. Gümrüz koşullarında şöyle bir ortamı nasıl görüyorsunuz? İnsanlarımız nefes alıyor. 2 yıldır toplum bunu özlemişti. Evet, o önemli zaten. Yani insanlar soluk almayı, birazcık sosyalleşmeyi özlemişti. Fuarı özledik mi? 2 yıldır fuarımız açıldı. Fuar nasıl gidiyor? Renkli mi? Açılır açılmaz geldik. Hoş geldiniz. O kadar özledik. Evet. Yeğenlerimle beraber bir Luna Park zevki yaptık. Sonra yemek yiyip. Luna Park'ın açılması çocukları mutlu etti mi öncelikle? Tabii ki, tabii ki. Neden olmasın? Buraya geldik ve anılarımızı tazeliyoruz. Mesela nasıl anılarınız vardı esnaf fuarda? Esnaf sanatçılara giderdik. Salıncaklara binerdik, dönme dolaplara. Burada su danslarını seyrederdik. Pavyonları gezerdik. Amerikan pavyonu, İngiliz pavyonu. Diğer dost ülkelerin pavyonlarını. Çok mutlu oluyorduk. Her sene geliriz yani muhakkak. Peki fuara niye gelirsiniz? Yani fuara gelme amacınız nedir? Fuara gelme amacımız... Bu yılı katarsak yine de. Eski günleri özlüyoruz da. Nostalji oldu değil mi? Teşekkür, duygulandınız herhalde. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Bu ortamı özledik mi? Çok abi, her zamanki gibi özledim. Ayaklar bugün nasıl geldi buraya? Titreyerek abi. Koşa koşa. Vallahi bir koştum buradan evden. 3 yolda oturuyorum, koşa koşa buraya geldim. Helal olsun. Hala koşuyorsun maşallah. Maşallah abi. Bir anlat bakalım, o koşu seni nereye getirdi? O koşu beni buraya getirdi. Buradan da inşallah eve. Geçmişten bugüne fuar yolculuğumuz nasıl? Küçüklüğümden beri fuara geliyorum. Mesela oyuncakları güzel, konserler güzel. Belediye başkanımıza selamlarımızı söylüyoruz. Bugün ikinci günümüz. Öncelikle kıymetli arkadaşlarımızla birlikte bu güzel çimlerde oturmak ve konser izlemek nasıl bir duygu? Özlemişiz bayağı. 2 yıldan beri bekliyorduk zaten. Bayağı mutluyuz şu anda. Öncelikle fuarlara niye geliriz? Fuarı niye tercih ederiz? Sen fuarı deyince akla ne gelir? Ya fuar tercih etmemizin sebebi açık hava olduğu için aslında şu an burası. Bir de konserler de var. O yüzden bayağı konseri bekliyoruz. İyiyiz, mutluyuz. Böyle güzel fuarlar ne katıyor bize? Ya harika hissettiriyor bir kere. Kendimizi çok daha güzel hissediyoruz. Çok kıymetli sohbetlerde bulunuyoruz. O yüzden çok güzel olmuş bence. Fuar nasıl gidiyor? Gayet güzel, çok keyifli. Arkadaşlarımla daha da keyifli. Evet kıymetli izleyenler, görmüş olduğunuz gibi fuarda şu anda adrenalin nasıl? Heyecan nasıl? Çok iyi. Bir anlat bakalım önceki. Oradan buraya gelirken nasıl? Birkaç korkum deneme var mıydı? Sonunda. Hayır, gayet iyiydi ama biraz denemem gerekiyordu galiba. Ne yaptın? Arkadaşa nasıl karar verdin böyle bir şeye? Birden oldu, hiç aklımızda yoktu. Nasıl bir macera oldu? Yolda neler vardı? Bir gün aksaklık oldu ama sonunda başardım. Nasıl bir heyecanlı? Şimdi korktun mu öncelikle? Aynen, ilk başlarda korktuk. Evet. Nasıl karar verdiniz maceraya? Maceraya bir anda atıldık. Nasıl bir yolculuk? İyiydi, iyiydi. Gayet güzel bence, herkesin yapması gerekiyor. Fuar nasılsınız, özledik mi? Evet yani gerçekten özlemiştik, çok iyi ne oldu. Ne mutlu ediyor seni bu fuara geldiğin zaman? Eğlence, konserler, fuar, Luna Park. Biz fuar öncelikle yani eğlenmeye geliyoruz. Evet. Burada ailecek gezip yemek yiyip farklı kültürlerde yemekler var, onları tatmaya geliyoruz. İşte fuarda aktiviteler var, eğlenceler var, onlara katılmaya çalışıyoruz öncelikle.
Şimdi Bursalı kız arkadaşım, onu da İzmir'in o güzel fuarını göstermeye getirdim yani. Sizin eski bir nostalji bir fuara böyle bir gelişiniz oluyor muydu? Evet. Mesela? Kalabalık, annem, babam, ablam. Kalabalık geliyorduk, oturuyorduk, eğleniyorduk. Daha güzeldi fuar. O zaman teknoloji yoktu değil mi? Telefon da yoktu. Ne yapıyordunuz? Daha güzel eğleniyorduk. Mesela? Oğuz böyle yürüyor, şimdi böyle yürüyor. Böyle yürüyemeyecekti o değil zaman mi? Olsaydı. Diğer türlü? Şimdi böyle yürüyor. Çarpacak bir tarafa görecek yürüyor. Bir genç olarak fuara gelmek nasıl bir heyecan? Yani iki yıl sonra fuara gelmek çok güzel bir duygu. Ben zaten küçüklüğümden beri hep fuarı çok severdim. Hala da çok seviyorum. Hatta fuarın açıldığını duyunca ilk başta ben gelmek istedim de tabii ki işte çalışmadır, iştir, güçtür. Maalesef anca vakit bulabildik. Sizler İzmir Enternasyonel Fuarı'na nasıl bir yenilik getirdiniz? Sizden dinleyelim. Şimdi bizim bir tarihi havagazı fabrikası, Gençlik Yerleşkesi biliyorsunuz. Bu Gençlik Yerleşkesi'nde bir meslek fabrikası şube müdürlüğüne bağlı fikrimiz birimimiz var. Bu fikrimiz birimi sosyal girişimcilik merkezi olacak. Fakat halihazırda şu an daha 4 yıldır hizmet veren bir fabrikasyon laboratuvarımız var. Fabrikalab İzmir. Burada görmüş olduğunuz araç da bu fabrikasyon laboratuvarının aslında mobil hali. Şurada görmüş olduğunuz ESOT aracının içini temsil ediyor burası. Gezici bir prototipleme atölyesi aslında bu. Bizim fabrikasyon laboratuvarımız var. İşte yıllardır insanlar projelerini, prototiplerini burada üretiyorlar. Fakat bizlere ulaşamayan çeper ilçelerde özellikle bu teknolojiye ulaşamayan insanlarımız var. Buradaki amacımız mobil fabrikasyon laboratuvarımızda, fikrimiz mobille bu vatandaşlarımıza fabrikasyon laboratuvarı prototipleme atölyesi hizmetini ayaklarına götürebilmek. Bugün İzmir Enternasyonel Fuarı açıldı. Evet, ikinci günü. Ve arkamızda ne yapıyoruz? Şu anda bir tarihi bir simgelerimiz de var değil mi? Evet. Burası evet. Simgeleri. Öncelikle mutlu muyuz? Mutluyuz. Biz de Büyükşehir Belediyesi standına girdiniz. Evet, mutluyuz. Çok güzel. Nereden geliyoruz? Buca'dan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neden fuara geliriz? Fuarı neden tercih ediyoruz? Yani gezmek için, İzmir'in daha güzelliklerini görebilmek için. O yüzden geldik, gördük. Çok heyecanlı geldik. Çok özledik. Evet. Nasıl? Şu anda İzmir Büyükşehir Belediyesi standını gezdiniz. Evet. Yenilikler var mı içeride? Keyifler yerinde miydi? Keyiflerimiz çok yerinde. Çok da güzel yenilikler var. Evet. Teşekkür ediyoruz belediyemize. Sizin küçükken böyle bir anınız var mı? Aileniz böyle geldi, çimlere yayıldık, yemekler yediniz, böyle gezdiniz bir alan oluyor muydu mesela o zamanlar? Vardı tabii, vardı. Evet. Geliyorduk böyle akrabalar, o zamanlar daha gelişmişti yani. Akrabalık duyguları vardı. Geliyorduk hep beraber akrabalarımızla geliyorduk, oturuyorduk, eğleniyorduk. O duygular şu an yok ama gene de çok mutluyuz. Biz de farklı gidiyorduk. Şu an oraya gideceğiz. Pavyonları geziyorduk. Evet, evet. Harikasın. Paramızı bitiriyorduk otobüste. Son paramızla otobüste eve gidiyorduk. Ne yaptın bugün fuarda? Ne aldın? Otobüs. Harikasın. Peki baban mı seni getirdi buraya, sen mi fuara gelmek istedin? Ben fuara gelmek istedim. İyi yaptın. Niye gelmek istedin? Fuar nasıldı çok merak ettim. Harikasın. Etti. Peki Luna Park'taki gösterecek mi seni baban? Oyuncakları sever misin? Hı. Hangisine bineceğiz kızım? O Egil Güne Giriş'ine binmek istiyor. Kızım peki. Zaten çok istedi. Özellikle onun için geldik. Zaten iki senedir hep evlerdeyiz. Bir değişiklik olsun dedik. Hem bir gezelim hem bir neşe olsun. Evet kıymetli izleyenler, Şehir Nabzı programında bizler ne yapıyoruz sevgili izleyenler? Her gün İzmir Enternasyonel Fuarı'nda çekimler yapıyoruz. Bugün üçüncü günümüz, günlerden pazar, yoğun bir katılım var. Bakalım Şehir Nabzı programında İzmir Enternasyonel Fuarı'nda bizleri ve sizleri sevgili izleyenler neler bekliyor olacak? Hep birlikte izleyelim. İzmir Enternasyonel Fuarı'na gelen katılımcı üreticilerle bir aradayız. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Dört Kafada şu anda ne yapıyoruz burada? Şu anda pişmane yapıyoruz. İzmit'in yöresel pişmanesini İzmir halkına tanıtıyoruz. Hep derler şunu, yiyen pişman, yemeyen bin bir pişman. Vallahi almayanlar pişman oluyor. Biz de onları pişman etmemek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Peki şu anda ne yapıyoruz? Aşama aşama mesela şu anda hangi aşamalardan geçiyor pişmaniyemiz ve bu ne kadar sürüyor bu işlem? Ya bu işlem aşağı yukarı yarım saate kadar sürüyor. İlk önce şekeri getiriyoruz. Evet. Onu beyazlatıyoruz. Ondan sonra içine yağ un karışımından hamurumuz var. Onunla birlikte karıştırıp böyle pişmani haline getiriyoruz. Çeke çeke aşağı yukarı
yarım saati buluyor bunu yapmamız. Dört kafada şu anda pişmaniye şu anda yaptılar, çevirdiler. 30 dakika sonra şu anda ne oldu? Bardaklaşıyor. Evet. Üretim yapılıyor. Paketlenecek. Satışa sunulacak. Peki nasıl bu yıl fuarımız, öncelikle memnun musunuz bir katılımcı olarak? Tabii biz buraya hemen hemen 40 senedir giriyoruz İzmir Enternasyonel'e. Efendime söyleyeyim. Pandemiden sonra insanlar tabii ki geliyor. Bu da çok güzel bir şey. Yani tek benim için değil, bütün esnaf için güzel bir şey. Allah. Şimdi neyin sırası geldi? Bunun yemesi geldi değil mi? Buyurun yiyebilirsiniz. Bunu anlatayım, bakın, yiyebilirsiniz. Şu anda pişmaniye. Yiyen pişman, yemeyen. Yiyen pişman efendim. Hayır, pişman. Pişman olmak istemiyorum. Evet, buyurun. Afiyetle yiyebilirsiniz. Şehrin Nabzı programında İzmir Enternasyonel Fuarı çekimlerini yapıyoruz ve sizler gibi kıymetli katılımcılar nereden geliyor öncelikle? Gaziantep'ten geliyoruz abi. Öncelikle Gaziantep'ten bizlere ne getirdiniz? Biber saçımız var. Halis kendi ürettiğimiz pul biberimiz var. Firma zaten bize ait. Baltacı Urva Harat. Güneş salçasıdır abi onlar. Yani nasıl anlatayım? Kaynama salçası olmaz. Hani mahiyerdir. Al götür yemek yap. Beğenmezsen geri getir diye satıyorum açıkçası. Peki başka ne var mesela Antep'le ilgili olanlar var? Antep'le ilgili pul biberlerimiz var. Evet. İpek testi açıktır yani. Hani yağsız, tuzsuz, tuhumsuz dediğiniz en kaliteli biberdir. İpek biber ismi o şekilde olur. Yüzü orijinal. Antep nanesi var. Gün nane. Nanesi. Evet, çetin nane. Karabiber, sumak, kimyon, nar eşkisi. Yan tarafta yine Antep fıstığı var, Antep sucuğu var. Değil mi? Olmazsa olmazsa. Yani olmaz. Bugün Antep ne oldu? İzmir Enternasyonel Fuarı'nda İzmir'e gelen vatandaşlarımızın ayağına geldi. Tabii canım. Peki bugün üçüncü gün, önceki ilgi alaka nasıl? Gaziantep sofrasına. Ya şöyle bir şey var, hani Gaziantep dediğimiz zaman gastronomi şehri olduğu için tabii ki ilgi daha da çok artıyor. Evet kıymetli izleyenler, Şehrin Nabzı programı ne yapıyoruz? Elimizden geldiği kadar yöresel standları gezmeye devam ediyoruz ama Hatay'da boş gelmemiş değil mi evet, öncelikle? Hatay'dan geliyoruz. İzmir Enternasyonel Fuarı'na hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hatay ne getirdi? Hatay'dan ne istese getirdik? Künefemizi getirdik, kabak tatlısı getirdik, Hatay'ın yeşil zeytin, hayal zeytin getirdik. Şimdi gelin şöyle bir, nedir? Şöyle bir açalım önünü efendim, bu zeytin, ha zeytin nedir? Bir anlatın. Hatay'ın zeytini senede ilk zamanlarda çıkar, 2-3 ay zamanı var. Evet. Sonra biter. Lezzeti nasıl? Lezzeti tadına bakıp anlamamız lazım. Evet gerçekten. Değişik bir tat. Hakikaten de alacağım. Çok beğendim. Buyurun tadına bakarsınız. Buyurun. Hatay'a baharatlarını getirdik. Nar ekşisi, ev yapımı, pul biberinin ev yapımı. Böyle domates salçası, biber salçası. Oo, tam zengin böyle, gelmiş evet, Hatay. Evet böyle bir de biber salçası. Öyle değişik şeyler. Asıl şeyimiz, ana şeyimiz künefe. Künefe. Evet. Dolayısıyla künefeyi de inşallah. Bekleriz. İlerleyen saatte de alırız inşallah. Bütün İzmirlileri standımıza bekliyoruz. Tabii ki fuarımızın olmazsa olmazı Tarhana Baba. Tarhana Baba'nın şu anda sevgili izleyenler, tabii ki merak eden herkes gelenler buraya geliyor. Tarhana Baba'nın bir sloganı vardı kıymetli izleyenler. Ne dedi? Asit içecekleri son. Tarhana'ya devam. Devam. Bir daha var şöyle. Tarhana çorbası değil. Tarhana aşı sofralarımızın istiklal marşı. Tarhana hakikaten bu virüsün var ya. Virüsün ilacı. Şöyle bir tadımlık alalım. Biraz önce içtik ama kıymetli izleyenlerimize şöyle bir tarhanayı yudumluk alalım. Kıymetli izleyenler şöyle alınır. Afiyetle gösterilir. Verilir mi? Verilmez. Çünkü niye? Bunun ilacı kimdi? Bana gelsin değil mi? Sonuçta sevgili izleyenler ne yapalım? Covid'i tarhana aşı. Sofralarım istiklal marşı diyelim. Bir gün tarhanayı kahve olarak içireceğiz. Diyeceğiz ki kahve 40 yıl hatırı var, tarhananın 80 yıl hatırı evet, var. Evet, bunları da 80 hatırı alalım sevgili izleyenler. Harika. Evet kıymetli izleyenler, Şehrin Nabzı programında ne yaptık bizler? Tarhanamızı içtik. Dedik ki 80 yıl hatırı var ama Közde Kahve'nin kaç yıl hatırı var? Közde Kahve şimdi normalde 40 yıl, bizimki 41 oluyor. İzmir'e gelince, İzmir Fuarı'na gelince 41 oluyor. Maşallah. Bizimki 41 oluyor. Evet, bir anlatın, nasıl şu anda Közde Kahve talep nasıl? İlk önce biz kömürümüzü, şeyimizi hazırlıyoruz, közümüzü hazırlıyoruz. Ondan sonra kahvemizi Osmanlı, eski Osmanlı yapımı kahveyi yapıyoruz. Sade, orta, şekerli bir de Osmanlı dibi kahvelerimiz var. Evet. O da Osmanlı 7 karışımı. Ondan sonra menengişli, damla sakızlı Türk kahveleri yapıyoruz. Müsterip. Yani şu anda mesela ocakta içtiğimiz kahvelerle Közde'deki içtiğimiz kahve arasındaki fark nedir? Şu an istemişler tabii ki tadı lezzeti daha farklı oluyor. Şimdi Közde'deki kahve çıkan atışta olan kahve lezzeti daha güzel oluyor. Sevgili izleyenler, Közde kahvenin nasıl bir tadı var? Meraklı bizler de bekliyoruz. Ve şu anda afiyetle sevgili izleyenler hazırlanıyor. Ve şu anda bizim ağzımızda ne olacak bu böyle?
güzel bir şekilde gidecek. Bakın sevgili izleyen şöyle bir gösterelim. Evet. Herkese nasip olmaz değil mi? Tabii ki. Herkesi bekliyoruz. Herkesi bile bekliyoruz. Evet. Kime nasip olur? Biz o kadar uzak yoldan gelmişiz. Buradaki halkı herkes bekliyoruz. Gerçi çoğu da yani Türkiye'nin her yerinde buraya akın etmiş gelmiş. Evet. Bu fuarı çok özlemiştik. Yani 3 yıldır özlemişti. Herkes akın etti. Buraya kadar geldi. Harikasınız. Onu harika bir kahvenizi içebilirsiniz. Soğumasın değil mi? Evet. Vallahi harika. Afiyet olsun. Vallahi harika sevgili afiyet izleyenler. Olsun. Gerçekten Közde Kahve'nin de müthiş bir tadı var. Afiyet olsun. Herkesi nereye gene bekliyoruz? Herkesi İzmir fuarına bekliyoruz. Evet kıymetli izleyenler, Şehrin Nabzı programında ne yapıyoruz? İzmir Enternasyonel Fuarı'na katılan katılımcıları dinliyoruz ama tam Beşiktaş deposunun önündeyiz kıymetli izleyenler. Sarımsak tabii ki nedir? Taş Köprü'nün evet. Ve gerçekten de halis mulis orijinal mi? Orijinal Efendim yerli tohum. Kastamonu Taş Köprü sarımsağı. Peki bunu nasıl anlarız? Orijinal rengi bu renkte olacak pembe tonda. Yerli evet. Tohumumuz budur. Toprağımızın özelliği aynı bir şekilde. Orijinal rengi bu olacak. Keskindir ve kokusu böyle yarı cezabı. Zaten şöyle bir koklarsanız. Evet, bayağı ağır. Bir de elinize dokunduğunuz zaman böyle bir akışkan olacak, yapışkan yani, uhu gibi. Evet. Özelliği budur yani anlamanız için. Daha sonra bizim Kastamonu'nun tost pircimiz var. Evet. Yani şu an günümüzde aldığımız beyaz pircin ilk evet, hali farklı. Bu. Farklı, biraz daha esmer gibi görünüyor. Aynen, ilk hali. Kepeklidir, nişastası oranı azdır. Ve yanında siyaz bulgurumuz var. Genetiği oynamamış tek buğday. Tabii, evet. 14 kromozomlu. Tek genetiği oynanmamış buğday çeşidimiz. Evet. Bu da taş değmeninden buğdayın ununu. Bunun yanında eriştesini yaptık. Bunun yanında tarhanasını yaptık. Bu da bizim İnebolu'nun su değmeninden mısır unumuz. Ön tarafta fasulyelerimiz var, nohutlarımız var. Kastamonu'dan geliyorum. Yani şu var değil mi? Tamamen kıymetli izleyenler Hizmet Nasyonel Fuarı'na geldiği zaman Kastamonu standını ziyaret ettiği zaman her şey burada doğal. Sıkıntı yok. Her türlü Atatürk'ü abi tahlili yaptırabilirler. İzmir değilim, Kastamonu'dan geliyorum. Evet kıymetli izleyenler, Şehrin Nabzı programında ne yapıyoruz? İzmir Enternasyonel Fuarı'nda standları geziyoruz. Ama Trabzon'da sevgili izleyenler öyle bir gelmiş ki maşallah var. Ekmekleri görüyorsunuz. Alışık olmadığımız şu anda bir lezzetle karşı karşıyayız. Bir ekmeğin özelliğini bize anlatın. Neden bu kadar iri ve şu anda Trabzon'dan Furkan kardeşim İzmir Enternasyonel Fuarı'na ne getirdik? Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Biraz önce bahsetmiş olduğunuz gibi bu ekmek Trabzon ekşi maya ekmeğidir. Tam buğdaydır bu. Bu ekmeğin özelliği şudur. Bu ekmek fırında 6-7 saat pişer. Dolabın altında yaklaşık 20 ile beraber 25 gün arasında muhafaza edebilirsiniz. Dışarıda da 12 gün süresi vardır. 12 gün arasında bozulmaz. Aynı doğal özelliğini korur. Şimdi bu ekmeği insanlar gördüğü zaman tabii değişine gidiyor haliyle. 4 kilo 705 gram geldi. İnşallah. 20 liradan 20 liraya satıyoruz. Kilogram fiyatıdır. 94 lira tutuyor bu. Evet. Şimdi insanlar bunu bütün alan da var, yarım alan da var, çeyrek alan da var. Bu bizim Trabzon'un tarihi mıhlama peyniri. Ben size şöyle ikram edeyim. Sevgili izleyenler, mıhlama şu anda peynirini ne yapıyorum afiyetle? Yiyorsun abi, aynen. Mıhlama peynirimiz de gerçekten mükemmel. Harika. Bizim görevlerde insanlar hayvanların yaylaya çıkarttılar. O yaylada hayvanları otlarlar. Onların sütüyle beraber ayran yaparlar. Ayranın üstündeki yağı alırlar, tekrar pişirilir. Ona biz yoğurt yağısı deriz. O yoğurt yağısı da budur. Evet kıymetli izleyenler, Şehrin Nabzı programında bugün ne yapıyoruz? İzmir Enternasyonel Fuarı'nda ne yapıyoruz? Kültür zenginliklerini, yöresel lezzetleri ziyaret ediyoruz ama gerçekten Trabzon'dan tutun, Kastamonu'sundan, Antakya'sından ayrı bir lezzetler şu anda gelmiş. Tabii ki künefeyi gördüğümüz zaman aklımıza neresi geliyor? Tabii ki Hatay geliyor. Hatay ve Antakya. Antakya geliyor, evet. Şimdi anlatın, öncelikle bu güzel künefemiz böyle kolay oluşmuyor. Tabii ki öncelikle kadayıfımızı işliyoruz. İşledikten sonra tereyağı katıyoruz. Kendi peynirimizden, özel Hatay peynirinden katıyoruz. Çok büyük bir emek veriyoruz. Emekle geldi buraya. Sevgili izleyenler, şu anda afiyetle herkes bana bakıyor. Tabii ki ben ne yapıyorum? Kimseye vermiyorum. Yemeden önce size sormak istiyorum. Öncelikle çok zengin gelmişsiniz. Talep nasıl? Talep şimdilik normal talep. Memnun muyuz? Tabii memnun olacağız inşallah. Amacınız ne? Amacımız tanıtmak şirketimizi. Zaten devamlı katılıyor biz bu fuara. Değil mi? Ya, fuarlara katılıyor. Asık Künefe zaten ödül almış. Türkiye'de ilk ödül alan firma. Asık Künefeleri. Gerçekten çok güzel görünüyor ve ben şu anda kısa bir mikrofonu bırakıyorum ve ben şu anda afiyetle sevgili izleyenler, herkes bana bakıyor. Ben tabii ki ne yapıyorum şu anda? Künefemizi, bakın sevgili izleyenler, taze olup olmadığını anlamak için peyniri nasıl diye bakıyoruz, ayırıyoruz.
çok da güzel görülüyor. Ve şu anda afiyetle kıymetli izleyenler aldım. Harika. Evet kıymetli izleyenler, Şehrin Nabzı programında bizler ne yapıyoruz? Her gün sevgili izleyenler İzmir Enternasyonel Fuarı'nda çekimlerimizi yapıyoruz. Bugün 3. günümüz, keyifli çekimler yaptık. Bugün çekimlerimizi sonlandırıyoruz. Yarın İzmir Enternasyonel Fuarı'nda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.